Yollarına gelmez zorlaydım. Bir gün olsun seni unutamadım. Fidan boylum seni görmez zorlaydım. Bu dertli gönlümü avutamadım. Fidan boylum seni görmez olaydım. Bu dertli gönlümü avutamadım. Aklını kaçırmış deli gibiyim, deli gibiyim. Varlığım zenginlik, yokluğum üzülümüm. Sevgin içerimde dolu gibiyim, dolu gibiyim. Sevgin içerimde dolu gibiyim. Sevgin içerimde dolu gibiyim, dolu gibiyim. Belki senden aynı hissi duyarsın. Çevren nasıl ise ona uyarsın, ona uyarsın. Altın gibi 24'te ayarsın. Ben de bu zincirin dalı gibiyim, dalı gibiyim. Altın gibi tam 24 ayarsın. Ben de bu zincirin dalı gibiyim, dalı gibiyim. Şu dertli sazım, şu dertli sazım. Senden başka görmez oldu bu gözümüm. İlmikleri kopmuş halı gibiyim, halı gibiyim. Senden başka görmez oldu bu gözümüm. İlmikleri kopmuş halı gibiyim, halı gibiyim. Evet, ilmikleri kopmuş halı gibiyim. O kadar üzüntülüymüş Aşık Baba yani. Evet, sevgili yurt içindeki ve yurt dışındaki bizleri izlemekte olan Kanal 60'ın güzel insanları, saygıdeğer insanları, yine
Halk Ozanı Ali Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Klas Türküler programına hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Biraz geç kaldık. Çok önemli değil. Zamanımızı uzatacağız. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, her zaman olduğu gibi bugünlerde de yine konuklarımız, sanatçı arkadaşlarımız var. Abim ta nerelerden geldi? Yıllardır tanıdığım, ağzı söz yapan, kendisi yakışıklı, yılların eski temetli bir ozanımız. Fikret abi hoş geldiniz. Hoş. Fikret Ünal. Abi nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Ali'ciğim. Rahmetli Veysel Baba bana Fikret demezdi. Fikret'im derdi. Fikret'im. Ben de Fikret abim diyeyim. Bizim Ali diyor. Evet. Bizim Ali. Evet. Bunun yanında yine çok genç kardeşim. Söz vereceğim Fikret abi sana. Doya doya yapacağız. Zamanımız geniş. Televizyon bizim evimiz, bizim yakınımız, kardeşimiz, hemşerimiz. Tokat, Sivas arada pek fark yok. Evet, canım hemşerimiz, müdürümüz hem yakışıklı hem özü temiz, sözü temiz bir kişi. Hüseyin abi diyorum. Şimdi bunun yanında yine Turan kardeşim var. Yeni daha, Turan 2 yıl mı oldu siz sahneye atılalı? 2-3 yıl evet, oldu Ali. Özü, sözü, kendisi, kişiliğiyle, kimliğiyle, çalışkanlığıyla. Hoş geldiniz Turan kardeş. Teşekkür ediyorum Ali abi, sağ olasın. İyisin inşallah. İyiyim, sağ olasın. İşler iyi gidiyor. İyi gidiyor. Aynı zamanda bugün öyle bir mutluyum ki müdürüm de karşımda benim. Efendime söyleyeyim, sponsorum olan Klas Emlayan sahibi Mehmet kardeşim, canım hemşerim de karşımda, siz görmüyorsunuz ama birazdan biz sohbet ettik, biraz da onların tatlılığıyla geç kaldık. Evet. Sizlerden ben onların adına da, ben kendi adıma da özür diliyorum. Zaman uzar, bire kadar da gideriz, hiç merak etmeyiz sevgili izleyiciler diyorum. Onlara da hoş geldin diyeceğiz. Karşılarımızda duruyorlar, siz görmüyorsunuz. Ben onlara da hoş geldin diyorum, saygılarımı sunuyorum. Dersin bugün teftiş ediliyorum. Müfettiş gelirdi vallahi, o gün okulu temizlerdik, şöyle derdik, böyle derdik. İşte çocuklara derdik, iyi giyinin, vallahi güzel güzel yemekler pişirirdik. Şimdi ben de aynı duyguları hatırladım. Müdürüm de karşımda. Efendim Mehmet kardeşim de Klas Emlak'ın sahibi, efendime söyleyeyim, Mehmet Akbayır kardeşim, özü sözü temiz, hepsi de karşımızda duruyorlar. Bu nedenle daha çok dikkat ediyorum ama heyecanlıyım demezsin ki Ali Doğan bugün kekeleme mükeleme yok, ben konuşurum, biraz heyecanım yatışır konuşurum diyorum. Yine ayrıca biraz sonra bu konu hakkında bilgi verecek, orada olacak Mehmet kardeşim de burada, o da hemşerimiz burada. Peki isterseniz biz hemen Fikret abi, lafı çoğaltmayalım çünkü geç kaldık, hemen bir türküyle halkımızı memnun etmeye çalışalım. Ben türküme başlamadan evvel şöyle kendimi bir şiirimle tanıtayım. Ondan sonra başlarız. Diyorum ki, gene hatırladım baba yurdunu. Sana seslenirim, duy Sarıkamış. Sen bilirsin koç yiğidin derdini, yaram tezelendi oy Sarıkamış. Sana söylüyorum ben bu sözleri. Ayrı düştüm, unuttun mu bizleri? Şimdi su yolunda Türkmen kızları, çağlıyor derende çay Sarıkamış. Ah şu kederlerin, ah elemlerin, yalçın kaya gölgesinde demlerin, yeşil fidanların, sarı çamların, milli bir servetsin ey Sarıkamış. Karın buzun eriyor, tabiat bağrına halı seriyor, seni kışın beyaz çarşaf bürüyor, başını yastığa koy Sarıkamış. Aşık Fikret Ünal sende yetişti, senden ayrıldı da gurbete düştü, koyun kuzu birbirine katıştı, senin çobanın da bey Sarıkamış. Evet saygıdeğer dostlar, aşıkların sohbetleri derindir. Ben sohbetin koyusunu severim, cıvığını sevmem. Şöyle aşıklık usluyla bir divanla başlayalım. Derenlere aşk
aşk olsun. Aşık olan canan için geçermiş canından. Ben canımı veremedim, verenlere aşk olsun benim efendim. Aşık olan canan için geçermiş canından. Ben canımı veremedim, verenlere aşk olsun benim tabirim. Özüm yandı hasret ile gelmedi canan beri. Beni mecnuna çevirdi, ismim oldu serseri. Erenler ceminde gördüm sanki olmuş bir peri. Ben o ceme giremedim, girenlere aşk oldum benim efendim. Erenler ceminde gördüm sanki olmuş bir peri. Ben o ceme giremedim, girenlere aşk oldum benim sultanım. Fikret'i bir derde saldın, gel cananım diyerek. Bu derde dayanmak için Eyyub'un sabrı gerek. Can içinde cevlan eder tahammülsüz bir fırak. Dalmak için varlığına görenlere aşk oldum benim efendim. İçinde cevlan eder tahammülsüz bir fırak. Dalmak için varlığını görenlere aşk olsun benim sultanım. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, ben bu arada size mesajlarımızın şeyini bildireyim. TV yazıyorsunuz ve ondan sonra 60 yazıyorsunuz. TV 60 yazın. Bir boşluk bırakın dilek ve temennilerinizi. Ne diyorsanız, kime selam gönderiyorsunuz, hangi türkü istiyorsunuz, hangi sanatçıdan istiyorsunuz. Ondan sonra boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a tık diye gidiyorsunuz ve geliyor. Biz bunları burada sizlere okuyoruz. Hangi türküler istiyorsanız ona göre cevaplandırıyoruz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Turan kardeşim, ne söylüyoruz? Şimdi Ali abi yeni bir klip çektik. Haydar Alçık çekti. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür Haydar ediyorum. Haydar kardeşime de saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selam olsun. Evet. Sponsorum Turan Ateş. Evet. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de saygılar, selamlar gönderiyoruz. Yağ Köyü'nün dernek başkanı. Evet. Şimdi dernek başkanı demişken bu haftadan başlamak üzere önümüzdeki haftalardan bütün dernek başkanlarına saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Genelde çevremizdeki olan bizi tanıyan arkadaşlarımıza buraya alacağız. Onları derneğin sorunları nelerdir? Onların bizlerden istedikleri nelerdir? Biz onların emrindeyiz. Klas Emrak ofisi onların emrinde. Evet, yine Kanal 60 onların emrinde. Anlatabiliyor muyum? Biz onların bir parçasıyız. Bu nedenle onlar serbesttir. Benim telefonumu da vereceğim. Zaten Klas Emrak'ın telefonu da var burada. Bura onların televizyonu. Burası onların yeridir. Gelecek sorunlarını anlatacaklar ve istediklerini yapacaklar diyorum. Hangi türküyü söylüyoruz? Kliplik türkümüz var bizim. Merhamete gelsin. Onu tamam. Gönderin. Evet.
gelsin. Yeter gayrı vurma vallahi, elin merhamete gelsin. Her kelimen derin yara, can oy can oy, dili merhamete gelsin. Her kelimem derin yara, can oy can oy, dili merhamete gelsin. Gelin merhamete gelsin. Fırtınamla talan etti, can oy can oy, gelin merhamete gelsin. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Biz de onun Şuşani kardeşimize ve almıştık ellerinden oğluna öpüyorum. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Kendisinin gözlerinden, oğlunun da gözlerinden öpüyorum diyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, hayırlı sağ olsun diyorum. Bu kaçıncı klibin oldu? Bu beşinci klibimiz oldu. Evet, şimdi geliyor mu? Mehmet kardeşim geliyor musun? Buyurun. Anlamadım ben. Tamam. Bu beşinci klibim oldu Ali tamam, abi. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Hayırlısı olsun. İyi beşinci klibim olmak, bravo yani. Sen herhalde iki sene oldu sahneye şey çıkalı. 2012'de başlamıştık. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Metere geliyor mu? Yoksa biz devam mı ediyoruz? Metere gelsin o zaman.
bugün sizlere Klas Emlak Arsa Ofisi'nin arsalarını tanıtacağız. İstanbul'da yola çıktık, bir saatte Tekirdağ Saray merkezine kadar geldik. Saray Devlet Hastanesi'nin önünde geçen yoldan geçerek Karapürçek Mahallesi'ne 3 ya da 5 dakikada geldiğinizde köyün tam merkezinde Klas Emlak Arsa Ofisi'nin arsalarının şu an tam üzerindeyiz. Burada 250 metrekare arsalar 17.000 TL taksit ve takas imkanıyla sizlere sunuluyor. İşte evlere de gördüğünüz gibi bitişik, bu arsaları sakın kaçırmayın. Hemen altta geçen telefon numaralarından Klas Emlak'ı arayarak buranın hakkında daha geniş detaylı bilgi alabilirsiniz. Bekle Sivas, bekle yoldayım yolunda. Aman aman, seherin vaktinde oradayım orada. Aman aman. Saray Devlet Hastanesi'nin önünde geçen bu ana yolu 5 dakikada geçerek şu anda Karapürçek Mahallesi'nin tam girişindeyiz. Sağ tarafımızda ise Klas Emlak Arsa Ofisi'nin arsaları. Buradaki arsalar 250 metrekare, 17.000 TL taksit ve takas imkanıyla sizlere sunuluyor. İşte gördüğünüz gibi sarayın Karapürçek Mahallesi'nin hemen girişinde, elektriği suyu başında, ana yolun da hemen kenarında, Saray Devlet Hastanesi'nin önünde geçen bu ana yol, işte bu yol buradan Vize tarafına devam eden bu ana yolun hemen kenarında, ana yola sıfır. Elektriği suyu başında 250 metrekare arsalar 17.000 TL'ye taksit ve takas imkanıyla sizlere bir telefon kadar yakın. İşte hemen altta geçen telefon numaralarında Klas Emlak'a ulaşarak daha detaylı, daha geniş bilgi alabilirsiniz diyoruz. Bu bölgenin içerisinde 250 metrekarelik yerleşim alanı içerisinde elektriği suyu olan yeni bir projemizi sizlere sunuyoruz. Klas Emlak ailesi olarak sizlerin hepinizin bunlardan faydalanmanızı temenni ediyoruz. Ana yolun üstünde, elektriği suyu başında 250 metrekare arsalar 17.000 TL. Taksit ve takas imkanıyla Klas Emlak'tan bu arsaları temin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evler hemen öbür tarafında, kenarında, bu tarafında yine evler var. Ana yolun da tam kenarında, ana yola sıfır. Bu arsalar 250 metrekare. Taksit ve takas imkanıyla, araç takasıyla, gayrimenkul takasıyla bu arsalar size sunuluyor. Gerçekten inanılmaz bir fırsat. Ana yola sıfır. Ana yolun kenarında, elektriği suyu başında, köyün içinde bu arsaları kaçırmayın diyoruz. Ben gelmeden çiçeklerin açmasın. Kızılır bak deli deli coşmasın. Yarenine pınarlarım yakmasın. Saygıdeğer izleyiciler, Klas Emlak deyince sadece bir yerde değil, bir arsa ofisi değil, Türkiye'nin her yerinde de olduğu gibi İstanbul'un her bölgesinde de var. Şimdi Avcılar Şubesi de sahip olan veya orada çalışan yetkili kardeşimiz Mehmet Bey size duygu ve düşüncelerini anlatacak. Bakalım Klas Emlak nasıl bir kişiliğe sahipmiş, nasıl bir verime sahipmiş, nasıl bir özelliklere sahipmiş. Hoş geldiniz kardeş. Hoş bulduk, teşekkür ettim. Abi. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyisiniz. Zaman öldürmeyelim, buyurun, söz sizin. Şöyle diyelim, Klas Emlak 28 yıllık tecrübeye sahip bir firma. Şu an Saray Karabürçek'teki yerlerimizi az önce televizyonda izledik. Gerçekten yola yakın yatırımlık 250'şer metrekarelik arsalarımız mevcut. Şöyle söyleyeceğim bütün hemşerilerime, ben de bir tokatlı olarak şöyle diyeceğim. Bir zamanlar, şimdi saray zaman diyelim Ali Hocam. Evet. Şöyle diyelim, ben yaşadığım yerden biliyorum, Avcılar Esenyurt bölgesine oturmaktayım. Bundan 3-5 yıl öncesinde oradan arsalan insanlarımız bugün çok daha rahat, huzurlu bir yaşam içerisindeler. Neden? Bir 250 metre, 300 metrekare bir arsası olan insan bugün bir 4 daire, 5 daire gibi bir daireyle sahip olmuş vaziyetteler. Ya şimdi bu fırsatı kaçıranlar var. Evet. Çoğumuz kaçırdık bunu. Şimdi diyelim ki, şimdi saray zamanı. Artık bu fırsatı değerlendirelim. Özellikle şöyle anlatayım sizlere ve çok sevdiğim hemşerilerime. 17 bin lira verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir arsa sahibi oluyoruz. Bugün bir insanın
bir babanın, bir ananın en büyük arzusu nedir? Çocuğunun geleceğidir. Bugün bir gelecek hazırlamamız için herhangi bir yere bir şey birikimi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ha ben de diyorum ki sayın sevgili Tokatlı hemşehrilerime, bugünden itibaren bir yatırım yapın. Sadece şu, Tokatlılara mı diyorsun? Tokatlara, tüm 81 ilim hepimiz için. Ama biz Tokat TV'deyiz. Ben de bir Tokatlıyım. Benim hemşericiliğim bir başkadır. Vallahi gayırba buhırba yok. Sivas'a da bile Türkiye'nin 81'ine de tabii, söyle. Tabii. Lütfen. Ama askerde Tokatlı... Gürüne bile gitsin. Gürüne, hocam, gürüne. Şimdi şöyle söyleyeyim. Askerde Tokatlılığın ne olduğunu asker arkadaşları bilir. Tamam. Öncelik öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi çocuklarımızın geleceği için bugün alacağımız bir arsa yarın belki bir üniversite eğitiminde evet. satıp paraya çevrilip okutulabilir. Yani bugün Avcılar'da fırsatı kaçırmışsın, Esenyurt'ta kaçırmışsın, İstanbul'un birçok bölgesinde fırsatı kaçırmışsın. Ama şimdi diyoruz ki bir fırsat daha sizler için. Sadece 17 lira. Bunun içerisinde vadesi var. Bunun içerisinde takası var. Evinizden alıyoruz, götürüyoruz, arsamızı gösterip tekrar getirip sizi aldığımız adresi geri bırakıyoruz. Hafta sonları servislerimiz var. Sizin gibi çok değerli sanatçılarımız eşliğinde hep birlikte oynaya güle gidiyoruz, bakıp geliyoruz. Yani elimizden gelen, biz klas emlakı olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ha, bu saatten sonraki yapacağımız, sayın hemşerilerim diyerek de konuşayım, 81 ili kaplayarak söylüyorum şimdi. Pazar günleri isimlerini yazdırdıklar takdirde biz onları evlerinden alacağız. İnşallah götürüp arsalarımızı gösterip aldığımız yere de geri bırakacağız. Görmeden bir şey diyemezsin. Şimdi şurada ne kadar izlersek izleyelim. Mutlaka gelin. Almanız önemli değil. Almanız önemli değil. Gelin, görün. Ondan sonra kararınızı verin. Gerçekten bu kardeşin sizin için ne istiyor? Tabii ki bizler de kazanacağız. Bizim işimiz bu. Ama biz bugün kazanacağız. Siz yarın kazanacaksınız. Siz bugün, biz size dua edeceğiz. Arsa aldınız diye. Zamanı geldiği zaman siz bize dua edeceksiniz ki arsa verdiniz diye. İşte o zaman da bu zaman. Diyorum evet. ki ben. Diyorum ki ben, gelin sarayda bu fırsatları kaçırmayın. Klas Emlak'ın kampanyaları hiçbir zaman bitmez. Bitmeyecek de küçük yatırımcı için 17 lira. Büyük yatırımcı için de daha büyük yerlerimiz var. Daha büyük arsalarımız var. Geldikleri takdirde, gördükleri zaman daha da tatminkar olacaklardır diyorum. Evet. İnşallah bu pazar günde sizleri de aramızda göreceğiz. Sizlerle birlikte. İnşallah. Hep birlikte gidip arsalarımızı tanıtacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ettim hocam. Ben de hocam. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, yurt dışındaki ve yurt içindeki sevgili yurttaşlarım. Şimdi ben Klas Emlak'ın esas sahibi Mehmet Akbayır kardeşimle demin görüştüm. Şöyle bir cümle anlattı. Bana öyle hoşuma gitti ki 26 yıllık telefonu hiç değişmemiş. 30 yıllık beni affedin. 30 yıllık evi de hiç değişmemiş. Ben kendim araya sokmayacağım. Benim telefonum da eski ama onunki benimkinden eski. Benim evim de eski. Evi demiyorum yani. İkametgahım eski ama onunki benimkinden daha eski. Şunu demek istiyorum. Demek ki yani sağlam kişiler, inanılır, güvenilir kişiler aynı mahallede kalıyor. Biliyorsunuz siz bir şey alıyorsunuz, varıyorsunuz ki adamlar yoktu. Nereye gitmiş? Yok kardeşim, öyle bir kişi yok. Ama Mehmet Akbayır kardeşim, Klas Emlak'ın sahibi, yöneticisi, müdürü ve bütün şubeleriyle beraber aynı yerde duruyor. Aynı telefonu kullanıyor. Ben de onun destekçisi, inananlardan, güvenenlerden benim. Eğer öyle bir şey olursa benim şeyimi tutacaksınız, evimi tutacaksınız veya evime geleceksiniz. Heyecanımdan biraz beni bağışlayın diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam bir not geçeceğim. Tabii. Size. Antalya'da bizi izleyen Sevgican ve Murat Akkan ailesine Klas Emlak olarak hepsine saygılarımı, sevgilerimizi belirtiyoruz. Mehmet Bey'in çok çok selamları var onlara da. Özellikle de belirtiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ettim. Sağ sizin olun. Gibi büyük sanatçılara. Sağ olun. Estağfurullah. Büyük dolayı. Olan halk. Çok büyük olan halktır. Halk büyüktür. Başarılarınızı. Biz onların ozanıyız çünkü. Çok teşekkür ettim. Ben de saygılar sunuyorum. Ağzına sağlık. Evet. Bir de karşımızda, yine siz görmüyorsunuz, değerli Güneş Doğarken programının yöneticisi, sahibi, sesi tatlı, özü sözü tatlı Haydar kardeşim de geldi. Hoş geldiniz Haydar kardeş. Şimdi halkım diyor ki Ali Doğan yeter ya. Yeter o onu şeyi falan derken şey derken biz başlayalım programa, değil mi?
ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Ne zaman gelirse de başımın tacı, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Hiç kimseye gelmesin, kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin. Ne zaman gelirse de başımın tacı, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin, hiç kimseye gelmesin. Şişmeden doktor gelip de yaralarımı deşmeden, eşten dosttan itibardan düşmeden, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin, hiç kimseye gelmesin. Eşten dosttan itibardan düşmeden, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin, hiç kimseye gelmesin. Köşeye konmadan, muhtaç olup da el kazancı yemeden, Ali Doğan da tanınmıyor demeden, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin, hiç kimseye gelmesin. Ali Doğan da tanınmıyor demeden, ölüm gelsin de ihtiyarlık gelmesin. Kardeşime gelmesin, yoldaşıma gelmesin, hiç kimseye gelmesin. Evet. İhtiyarlık gelmesin, ölüm gelsin diyoruz. Ölüm, ölüm öyle de şimdi sevgili izleyiciler, şu sazımı koyayım da ondan sonra sevgili yurttaşlarım, 70-71 mezunuyum. 71 yılında ben Üzeyir Köyü'nde öğretmeniyken benimle candaş kardeş gibiydiler. Halil Kaya ve kardeşi İlyas Kaya. Dün duydum, bir arkadaş telefon etti. Üzeyir Köyü'nden, yani Sivas Üzeyir Köyü'nden vefat etmişler. Rahatsızlıklarını söylemiyorum. Çok üzüldüm. Onlara başsağlığı diliyorum, Kaya ailesine. Bütün Üzeyir Köylülere başsağlığını diliyorum. Efendime söyleyeyim. Yani ölüm gelsin, ihtiyarlık gelmesin diyoruz ama genç ölümü de zor oluyor. Bunu türkülerimizde de dile getiriyoruz. Ben de kardeşlerimi kaybettiğim zaman nettim, felek nettim kardeşlerimi. Allah ailesine sabır versin diyorum. Ve hemen bu şeyi kapatmak için bir türkü alalım abi. Hemen senden, evet. Sevgili üstad, senden bir türkü alalım. Dostlar, sohbetimiz güzel gidiyor. Bu türkümüzde İlker İnanlı'ya, Taner İnanlı'ya, Asuman'ın kahvesinde bizi dinleyen dostlara, Tahsin Bey'e, onlara da gitsin, bizi seyredenlere, hepsine gitsin.
saygılarımı sunuyorum. Ustana, her şeye... Ali'ciğim senden feyiz alıyorum, seviyorum. Çok teşekkür abi, bizler sizler de aldık. Evet. Abi, şimdi ne yapıyorsunuz? CD'ler, çalışmalar, efendim vallahi şiirler... Şimdi, biliyorsun, devam ediyorum işte. Bir CD'm var, işte yenisini... 22 mi, 23 tane CD çıktı, oldu maşallah, biliyorsun. Maşallah. Son yaptığım, köyüm beni tanımadı. Evet. Çok tuttu, çok sattı. Yapma etme abi, bizi tanıyanlar zaten bir tek köylüler kaldı şimdi. Ben köyüme gittim. Evet. Ali, Sarıkamış'ın Boyalı köyüm. Evet, selam olsun. Eyvallah. Bizim köyümüz çok seskin bir köydür. Böyle giderken Mahmut dayımı gördüm. Selam aleyküm Mahmut dayı dedim. Bizim köyde ona Kara Mahmut derler. Evet. Kabilanını. Oğul sen kimsin dedi. Kimlerdensin? Dedim ki ben Hacıgil'den Medet'in oğlu Aşık Fikret Ünal'ım. Oo hoş geldin falan.
eğildim elini öptüm. Oğul dedi, eve götüreceğim ama içeride çay koyacak kimsem yok dedi. Köy boşalmış. Evet, 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 evet. Onun için köyümden beni evet, tanımadı dedi. Evet, çok teşekkür ediyorum abim. Şimdi Turancığım senden ne dinliyoruz? Ali abi benden bir uzun hava. Tamam. Buna da klip çekmiştim. Ekranları başında bizi izleyen tüm dostlara gitsin. Sen benim türküyü bugün söylemeyeceksin galiba. Onu bakarız. Peki. Ben bu türküyü, senin türkünü yani Tokat Mescid'den Şair Murat Karakaya'ya, yine Tokat Sivrialan'dan Sivrialan'dan diyorum. Sivrialan biliyorsun. Beysel Köyü Sivri'den, Tokat Sivri'den Ali sana, oğluna ve eşine gönderiyorum. Onların da göz aydın olsun. Düğünleri olacak. Efendim yine Tokat'dan şoför İdir'den şoför Mehmet Bey'e ve bütün İdırlılara gönderiyorum. Diğerlerde şimdi sabırları taşmıştır. Başka zaman okuyacağım. Biraz sonra okuyacağım. Tüm dostlara buyurun. Gitsin. Bütün ekranları başında bizi tabii. İzleyen dostlara gitsin. Anam türküsünü gönderirseniz. Evet. Anam değil mi? Anam evet. Evet. Abdullah Papur'un güzel bir türküsünü. Onun da toprağı bol olsun. Rahmet tanıyoruz. Oğluna da selamlar olsun. Garip anam diyordu değil mi? Çok evet. Anam türküsü. Anam. Klip değil. Klip gönderme. Sadece playback olarak anam türküsünü. Tamam o da olur. Kardeş mi? Tamam. Evet. Klip olmasın ya. Tamam. Teşekkür ettim. Evet. Şimdi yalnızlar. Sen gittin günden beri, giden gitti dönmez geri. Sen yoksun ya yıldız eli. Yalnız şimdi yalnız kardeş. Çok zaman geçti aradan, ayrı düştük biz sıladan. Yok arayan yok bir soran, yalnız şimdi yalnız kardeş. Yalnız şimdi yalnız kardeş, yalnız şimdi yalnız kardeş. Senden ayrı geçen yıllar, yalnız şimdi yalnız kardeş, yalnız şimdi yalnız kardeş. Sen gittin günden beri,
dönmez geri. Sen yoksun ya Sivas eli, yalnız şimdi yalnız kardeş. Çok zaman geçti aradan, ayrı düştük biz sıladan. Yok arayan yok bir soran, yalnız şimdi yalnızlar. Yalnız şimdi yalnız kardeş, yalnız şimdi yalnız kardeş. Sivas dağları yüceden, yalnız şimdi yalnız kardeş, yalnız şimdi yalnız kardeş. Sen gittin günden beri, giden gitti dönmez geri. Sen yoksun ya Kamgaleli. Yalnız şimdi yalnız şimdi yalnız kardeş. Evet, saygıdeğer izleyiciler, herhalde o şeyde klipte bir şey oldu. Yine programımıza hızımızla devam ediyoruz şu anda. Bizleri izlemekte olan Kanal 60'ın değerli izleyiciler, yurt dışındaki ve yurt içindeki saygıdeğer izleyiciler, Halk Ozan Ali Doğan'la Klas Türküler programımız olanca hızıyla devam ediyoruz. Bugün bol bol türkü söyleyeceğiz. Şimdi sen Turancığım, bu geçen seneki miydi? Bu geçen sene çekmiştik biz bunu. Köyde çektik. Klibinizin de CD'nin de adı olmuştu bu, değil mi? CD'min adı değil. CD'den hariç çektim bunu. Issız demiştin de onun için diyorum ben. Issız kaldım. O CD'nin adı bu, Yalnız Kardeş. Peki. Peki, ben hiç zaman geçirmeden hemen başlayayım. Mesajlarımız geliyor değil mi? Tamam, mesajlarımızı okuyacağız. Ben isterseniz mesajlarımızı bir daha buradan şey yapayım. Demesinler ki biz yeni açtık kardeşim, mesajı tekrar söyle demesinler. Ali abi, mesajı tekrar oku derler yani. TV 60 yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. İsteklerinizi veya istek türkülerinizi kime emanet ediyorsanız, kime gönderiyorsanız boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a basıyorsunuz, bize geliyor, biz onları değerlendiriyoruz diyorum. Yalnız şimdi yalnız kardeş dedik. Şimdi yalnız kardeş dedik. Gerçekten de köyler boşalmıştı. Evet. Bunu yazmıştık. Şimdi senin muhtar duruyor değil mi köyde? Bir tek muhtar var, başka kimse yok. Buradan saygılar, selamlar gönderiyorum. Dostlarım şimdi benden de yüz çevirmiş, duydun mu? Sorun hele de benim suçum neymiş? Ah, adam olmuş da dal devirmiş, duydun mu? Zalimleri duydun mu? Dönekleri duydun mu? Sorun hele de benim suçum neymiş? Nah, adam olmuş da dal devirmiş, duydun mu? Zalimleri duydun mu?
dönekler duydum oy oy oy. Görür görmez de hazır ona dururdu. Dostla düşmanını da iyi bilirdi. Ah emeklerim değil savurdu. Duydun mu? Ali Doğan duydun mu? Zalimler duydun mu? Düşmanından iyi bilirdin, emeklerim değil savurdu. Duydun mu, mu, mu? Yüzsüzleri duydun mu, mu, mu? Zanımlar duydun mu? Anam babamdan Ali Doğan diridi. Nereden o sözlerde şimdi çürüdü? O döneyde kim çağırdı? Duydun mu? Yüzsüzleri duydun mu? Emeklerim duydun mu? Sözlerden şimdi çürüdü. O döneklerde kim çağırdı? Duydun mu, mu, mu? Dönekleri duydun mu, mu, mu? Yüzsüzleri duydun mu? Köyüne kurban oldum, köyüne kurban oldum. Söyle canım nerelisin? Köyüne kurban oldum, köyüne kurban oldum. Thank you.
vardır, kim tutmayan özün vardır. Ali'de çok gözün vardır, huyuna kurban oldum, huyuna kurban oldum. Doğan'da çok gözün vardır, huyuna kurban oldum, huyuna kurban oldum. Ali abi, benim yerime sen okudun. Bu çok teşekkür ederim. Sen öbür sana teşekkürlerimi bir sunuyorum şey değil. Burada. Sen öbür programda okuyacak mısın Turan? Şimdi bunun istekleri de çok diyorum. Şimdi saygıdeğer izleyicilerim, herhalde bizim mesajlar gelmiştir. Mesajları bir okuyalım. Ondan sonra devam edeceğiz bütün gelin hızımızla. Hocam. Mehmet kardeşim, sen bir mesajları oku. Hemen okuyalım hocam. Ben Tuzla'dan İlyar Coşkun. Programımıza başlamadan ben halk ozanı Ali Doğan'dan bir deyiş istiyorum. Evet, İlyas abiye saygılarımı sunuyorum. Aile efradına bütün selamlarım, sevgilerim sonsuzdur. 60 değerli hocam. Tamam. Hayırlı akşamlar. Ben Tokat'tan Mustafa Ballı. Öncelikle geçmiş kanlını tebrik ediyorum. Sizden araba yüklerken kırıldı uzman köküsünü çok sevdiğim gelinlerime armağan etmek istiyorum. Evet, okuyacağım Mustafa Belli. Sen geçen de bir türkü istemiştin, onu da okuyacağım. O türkümde duruyor yani, aklımda duruyor. Buyurun. Asaltı Dere köyünde biraz kısaltılarak yazılmış. Evet. Demiral Doğan. Nurfet Kuşu, oğlum Ahmet. Çok karışık yazılmış. Yani. Olur o kadar, olar o kadar, o kadar olur yani. İyi akşamlar Ali Bey diyor sizlere. Bir sonraki mesajımız, iyi akşamlar, ben Tokat'tan Başören köyünden Efrem Sarsar. Ali hocam, her zamanki gibi sağlıklı ve huzurlu gördüm. Her zaman böyle görmekten gurur duyarım. Ali hocam, sizden adalet kalmadı. Bugün çoğaldı. Herkes oluyor, daha kalmadı. Türküsünü söylemenizi rica ediyorum. Bir türkü sevdiklerine, bu türkü tekliğimize geldi. Şimdi orada Başören mi yazıyor, Beşören mi yazıyorlar? Orada biz Beşören biliyoruz, komşu köylerimiz o. Beşören, evet. Evet, evet, Beşören. Geçen de öyleydi, düzelttik çünkü. Evet, Sansar ailesine ve Bağlı ailesine bütün Beşörenlere saygılarımız sonsuzdur. Buyurun. Şu anda bu kadar. Bu kadar diyorsunuz. Evet, Sayın Hocam, ne söyleyeceğiz şimdi? Hemen saz elini alma, dur hele, bir şey soracağım sonra. Şimdi şöyle Çukurova'ya doğru gitmek. Peki, istiyorum. Hadi buyur bakalım. Çünkü ben Sarıkamış'tan sonra Adana'nın Kadirli Gazası'na gittim, yerleştim. Evet. Kadirli'den de bir tane okuyalım. Nasıl olsa oradan da çok hocam sana geçti. Bir hemen şeyden önce bir neyse bundan sonra sorayım ben. O sor, bir sorum var size de bundan sonra sorayım. Evet, evet buyurun. Dostlar. Evet. Bekleyin. Çukurova'dan şöyle buna Gavur Dağı havası derler. Evet. Bir Gavur Dağı havası, arkasına da bir hasretliğin koşar. Çukurova'dan da yine bindirdiler gelini. Aman Gavur Dağı'ndan da aşırdılar yolunu, yolunu, yolunu yar ya er, ya er. 1500 lira da o gelini, kalını, kalını. Hele gidin sorun da yine ne derdi var dönenin, dönenin. Ama yazık oldu da yine yaş yaşında dönenin. Ha var ya dönen ya ya. Aman
Aman gümüş kemer takmış da zalimin kızı ince beline. Aman şeker şerbet ezmiş dudağına, diline diline, diline yar yar yar. Bülbül konmuş da o gelinin gülüne gülüne. Hele gidin sorun da yine ne derdi var dönenin dönenin. Aman yazık oldu da yine yaş yaşında dönenin. Ha var ya el, dönen ya el. Neler çektim şu hasretli gelinden. Çürütecek bu derdine nah beni. Kaçınamaz oldum elim dilinden. Bitirecek bu derdine nah beni. Kaçınamaz oldum elim dilinden. Bitirecek bu derdine nah beni. Çıkar yanan özümden. Ah çektikçe kan yaş gelir gözümden. Kavruluyor şu ayrılık gözümden. Eritecek bu derdine ah beni. Kavruluyorum şu ayrılık gözünden. Eritecek bu derdine nah beni. Başıma falan olmaz gözlerimin yaşına. Külgemi yazsınlar mezar taşıma. Götürecek bu derdine nah beni. Külgemi yazsınlar mezar taşıma. Götürecek bu derdine nah beni. Sağlık Fikret abi, ağzına sağlık. Gittin Gavur Dağı'na doğru değil mi? Ne yapayım işte. Oralarda gittik. Benim rahmetli Hüdayi Baba benim kardeşimdir. Öyle manevi mi? Manevi kardeşimdir. Şu diyor ki, türküleri olan Hüdayi. Tabii diyor ki. Sözleri olan. Onunla ben orada tanıştım. Onunla beraber gurbete çıktık İstanbul'a. Gönül çalamazsan aşkın sazını. Ne perdeye dokun, ne teli. Oradan şey geliyor zaten, onu alabilirsin. Sen eğer çekemezsen gülün nazını. Uşaklar benim bu çıktı ama. Dokun, İnşallah tamam, ben onu incit. Şuraya koyayım. He. Bülbülü dinle ki gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök, ne dalı incit. Gel haktan ayrılma hakkı seversen. Nefsini ıslah eder oğlu ersen. Hüdayı incinir inciten dersen. Ne kimseden incin ne eli incin. Evet. Aşığın da görevi budur. Evet. Ne incinir ne de incitir. Saygıdeğer izleyiciler, yahı saz yahı söz diyor ya. Şimdi şu anda bizleri izlemekte olan Kanal 60 izleyen saygıdeğer izleyicilerim. Halk Ozan Ali Doğan'ın hazırlamış ve sunmuş olduğu güzel güzel aşıklar getirdiği, genç genç sanatçılar getirdiği, efendim sunduğu klas emlak ve bize değer vererek bizim sponsorumuz olduğu program bütün hızıyla devam ediyor. Turan kardeş, senden ne söylüyoruz?
Hazırız arkadaşlar. Anam türküsü. Anam hazırsa Mustafa, anam hazır mı? Demin hazır değildi. Bilmiyorum şimdi hazır mı?
ağzına sağlık. Teşekkür bütün, ediyorum. Bütün annelere tüm annelere gitsin. Hep gitsin. Annelerin ellerinden öpüyorum. Evet, ekranları başında gitsin. Bizi izleyen tüm anne, dostlara gitsin. Ölen anaların da mekanları cennet olsun. Ben bu türküyü aynı zamanda dün misafirleriydim. Annesi vefat etmişti. Hüseyin Pektaş'a, Salkavak'tan, Tokat Salkavak'tan Hüseyin Pektaş'a, Sebahattin Pektaş'a ve bütün Pektaş ailesine Salkavaklara gönderiyorum. Onun annesinin 40'ıydı. Ben oradaydım, misafir oldum. Allah rahmet eylesin. Tekrar başsağlığı diliyorum onlara. Ayrıca Tokat Saray'dan İbrahim Kızılelma'ya, öğretmen arkadaşım ve oğlu Avukat Bey'e selam gönderiyorum. Yine Yıldız'dan benim arkadaşım, yine okul arkadaşım Sivas Yıldız Köyü'nden Turan Aydemir'e, bütün Aydemir ailesine ve bütün Yıldızlara. Yıldızlar deyince şimdi Sarıyer küsecek. Sarıyerlilere, evet, Sufoğlanlılara, efendim Çuvaltlık Turan değil mi? Doğanlı'ya, hepsine gitsin. Bütün Yıldızeli'nin köylerine gitsin, gitsin diyorum, Sivas'a gitsin. Evet, Tokat'a gitsin. Ana dediğiniz zaman Ali Doğan. Evet. Benim çocuklar burkulurlar çünkü anneler rahmetli oldu. Her böyle bir ana kelimesinde bakıyorum, onlar farkında değiller. Öyle bir burukluk. Kaç yaşındaydı abi onlar? Dayı, hepsi evle ayrıldı ama işte anaları... Yok yok, anneleri vefat edince kaç yaşındaydı? Hepsi evliydi ya. Biraz benim daha hanım, yani yine ki başını kurtarmışlar biliyor musun? Benim hanım öleli 6 sene oldu. Evet, valla duymadık, başınız sağ olsun. Sağ olsun. Duyduğumuz yani anda bile söyleyebiliriz, evet, bunu, başınız sağ olsun. Evet, sağ olun. Yani burukluk... Yeni bir anne gelmedi tabii. Yok. Tamam, yani siz de öyle şey yapıyorsunuz. Ben demin Mustafa kardeşim, Mustafa Ballı bir türkü istemişti. Onu yenge söyle seviyordu. Babam, söyle. Onu yenge seviyordu o türküyü. Ben eşimi, biliyorum, hanım için istedi. Eşimi çok sevdiğim, memnun olduğum için üzerine evlenmiyorum. Gönlünce versin diyorum. Eyvallah. Benim derdim sana göre başkadır. Sen fakirlik çekmedin ki bilesin. Bizler gece kondu kardeş, sizler köşkdedir. Bizler gece kondu kardeş, sizler köşkdedir. Sen yoksulluk çekmedin ki bilesin. İlacımız yoktur hastalar kurban. İlacımız yoktur hastalar kurban. Araba yüklerken kırıldı kurban. Araba sararken kırıldı kurban. Bir elinde çanta çanta, birinde yorgan. Bir elinde çanta kardeş, birinde yorgan. İstanbul'u gezmedin ki bilesin. Gurbet eli gezmedin ki koymuş yoluna. Zalim felek işi koymuş yoluna. Darbe vurmuş doğan gibi burnuna.
doğan gibi yorulur. Bir taksiliniz dik balin yoluna, bir taksiliniz dik balin yoluna, boyacılık yapmadın ki bilesin. Boyacılık yakmadın ki gelin kızım. Köyümüzün önü yazı, yemlik toplar gelin kızım. Dağdaşı gezdim ama kardeş kardeş, ah vuramadım koyun kuzumu, göremedim koyun kuzumu. Dağdaşı gezdim ama ah ölem ölem, göremedim koyun kuzumu, hiç görmedim koyun kuzumu. Köyümüzün üstü bayır, sulak yerden olur çayır. Bu sene sular kurudu mu kardeş kardeş, ah bunda da vardır bir hayır, bunda da vardır bir hayır. Bu sene sular kurudu mu kardeş kardeş, bunda da vardır bir hayır. Köyde döner gözüm, Ali Doğan elde sazım, yazın köyde döner gözüm. Baba yurttan ayrılırken kardeş kardeş, ah içimi sarıyor hüzün, gönlümü sarıyor hüzün. Baba yurttan ayrılırken ölem ölem, gönlümü sarıyor hüzün, yüreğimi sarıyor hüzün. Evet abi. Baba yurttan ayrılırken evet, gönlümüzü hep hüzün sarar. Sarıyor hüzün. Evet. Şimdi bir soru soracağım abi. Dur, öyle kaçma yok, oradan oraya oradan oraya. Evet. Dur, daha biz buradayız evet, nasıl olsa kardeşlerim. Bize müsaade ettiler çünkü geç başladık. Eyvallah. İzleyicilerimiz bizim saatimizi biliyorlardı. Telefon ettiler falan. Onları telafi ediyoruz sevgili izleyiciler. Hiç merak etmeyin. Sence bir ozan, sana da gelecek bir sanatçı diyelim. Sence bir ozan nasıl olmalı? Bir halk ozanı nasıl olmalı sizce? Şimdi bir halk ozanı. Yılların ozanısın. Şimdi ilkin sesi. Turancığım şunu sözü, söyle. Sesi sözü birbirine uymalı. Ozan dediğin zaman, yani bir kereste tüccarı vardır, bir demir tüccarı vardır, bir ozan da söz tüccarıdır. Ali'ciğim. Evet. Yani ağır taşı koyduğun zaman köşeye kendini gösterecek. Aşık da öyledir.
Ama aşık da evvele bir ahlak gelir. Tebrik ediyorum seni. Aradığım oydu. Önde ahlaktır. O ahlak onun kişiliğini ortaya koyar. Onun için her yönde aşıkın ahlakı çok önemlidir. Yani inanılır, eline, güvenilir diline, mi olması lazım eline, diyorsun? Diline, beline sahip olmak. Aynı zamanda inanılır, güvenilir. Güvenilir biri olmalıdır. Heh. Bir de halkın derdini dile getirmelidir. Sallayın halkın derdini dile getirmeyen çıplak kalır. Şöyle diyebilir miyiz? Halkın içinde yaşamayan, halkın içinde yaşamayan, onlarla beraber olmayan halkın derdini ne bilsin? Bilemez ki. Heh. Bilemez. Onun için ben diyorum ki buyursun dertliler derthanesine. Yazmışım derdimi fermana benzer. Küçükten büründüm aşk libasına, dağları bürüyen dumana benzer. Daima yanmaz mı aşıkın özü, sazı inledikçe çıkar avazı. Ne dinle ne konuşma anası sözü, danesi olmayan harmana benzer. Ağzına sağlık. Fikretim ey canlar sözün ustası, bilene nasihat her bir kıtası. Düşünür olursan aşkın ötesi, dibi bulunmayan ummana benzer. Çok teşekkür ediyorum. Aşıkta ağzına aşk sağlık. Gerekiyor. Saygı özetlediler. Kısa bir süre için reklamlara gidiyoruz, ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Biz yine çalıp söyleyeceğiz. Program mı sona erdi? Hemen şimdi 10 dakika sonra. Peki. Program devam ediyor 10 dakika. Biz reklam dedik ama özür diliyoruz. Karşıdan öyle bir sinyal almıştık. Ben Türkçümü söyleyeyim o zaman. Sen sıra sende zaten. Evet. Tamam. Buyurun. Söyleyeyim o zaman. Tabii. Dostlar. Bizim Ali köyden geldi. Köyü açtı. Ben de köyü bırakamayacağım dostlar. İlk plakımı rahmetli Mahsuni Şerif'ten de bahsedelim. İlk plakımı bana Mahsuni Şerif okutmuştu. O zaman çok özledim köyüm seni. Çok özledim köyüm seni. Çileden kurtulmaz başım, akar gözlerimde yaşım. Gurbet elde garip kuşum, çok özledim köyüm seni. Gurbet elde garip kuşum, çok özledim köyüm seni. Yarın hep savuldum, bazı yerlerden kovuldum. Bir ekmeğe köle oldum. Çok özledim köyüm seni. Bir ekmeğe köle oldum, çok özledim köyüm seni. Fikretim değil yüzüm gülmez, aç karnımdan
yollara binerim. İstersen de ölüm gelmeyin. Çok özledim köyüm seni. İstersen de ölüm gelmeyin. Çok özledim köyüm seni. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür köyüne de selamlar olsun, saygılar eyvallah olsun. Saygıdeğer izleyicilerim, yine Ali Doğan'la beraber, misafirlerimizle beraber Klas Türküler aynı hızıyla devam ediyor. Yine bu Klas Türkülerin bize emanet eden, bu programı bize sunan, evet, Klas Emlak'ın Klas Arsa Ofisi'nin sahibi çok değerli hemşerim, abim veya kardeşim diyeyim. Efendime söyleyeyim, ona saygılarımı sunuyorum. Klas Emlak, Klas Emlak Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un bütün şubelerle devam etmektedir. Ve Turan kardeş, sana geliyoruz son zamanda. Abi belki sıra gelmeyecek. Bütün dilek ve temennilerinizi alalım. Şimdi saygıdeğer bizi dinleyen dostlar, her şeyimizde bizler sizler için çaldık, sizler için söyledik. Arada bir kusurumuz olmuşsa bağışlayın. Hepinize hürmetler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. Ve bizim 60 program, Kanal 6'ya, 60'a sonsuz başarılar diliyorum. Elemanlarına, sahibine, arsa kardeşime, arsa satan kardeşime. Güzel işler, güzel müşteriler Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Saygılar sunuyorum. Turan kardeş, sen de düşüncelerini söyle. Bir de türkü istiyoruz senden. Ali abi, ben de sana teşekkür ediyorum. Davet ettin. Geldik. Ne demek, ne demek, her zaman için bütün sizin gibi dostlarımıza, evet, bütün ozanlara gönlümüz açık. Biz Ali'nin yanındayız. Evet. Ekranları başında bizi izleyen tüm dostlara selam gönderdiğimiz dostlara, herkese sevgiler, saygılar gönderiyorum. Yine Kanal 60'a çalışanlarına, sahibine teşekkür ediyorum. Güzel böyle kanallar açtığı için. Çünkü böylesi kanallar olursa biz de türkülerimizi daha rahat okuruz. Sevgiler, saygılar gönderiyorum buradan. Yalnız kaldığın türküyle an hemen bize telefon ediyoruz, yanındayız. Çok teşekkür anında ediyorum. İnanıyorum. Evet. Arkadaşlar bana Vefasız Dünya türküsünü gönderirse onu okuruz. İzliyoruz, dinliyoruz. Vefasız, evet, Dünya Mustafa. Yaşamak bezdirdi beni candan, beni candan. Kalmadı düzenim, tadım, tadım böyle yaşamaktan, yaşamaktan. Ne bahar gördüm yar yar, yar 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 yar. Tad almadım yazından. İçimde bir acıkışla giderim, giderim, giderim. Neydem giderim. Sultana, niceleri geldi, geçti bu handan.
boşanlar. Ağlayan yatıp da keyif çatanlar. Hiçbirinden eser kaldı mı şimdi, kaldı mı şimdi? Ağlayan yatıp da keyif çatanlar. Hiçbirinden eser kaldı mı şimdi, kaldı mı şimdi? Ağzına sağlık Furan kardeşim, ağzına efendim. Sağlık ustana rahmet diyoruz. Saygıdeğer saygıdeğer Kanal 60'ın izleyicileri. Şu anda bir programımız daha burada sona erdi. Klas Emlak'ın sponsorluğunda Klas Türküler Ali Doğan'ın hazırlayıp sunduğu, bendeniz Ali Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Klas Türküler programı bir gün daha, bir program daha burada sona erdi. Burada bu yayında emeğe geçen öncelikle maddi ve manevi emeğe geçen Hüseyin Kömürcü müdürüme, kardeşime, efendime söyleyeyim Mustafa Bey'e, yönetmenimiz Mustafa Bey'e ve diğer çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda bizleri izlemekte olan kardeşlerime giderken hoş geldin diyeyim. Önce zaten dışarıda hoş geldin demiştim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerime saygılarımı sunuyorum diyorum. Ve böylelikle her şey gönlünüzce olsun diyorum. Siz de Mahmut Erdal abiyi hatırlayalım. Ele ki geldiniz. Niyetiniz de geldiniz diyorum. Çok çok, çok çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Gelecek programda saatimizde başlayacağız. Geç kaldık, geç bitirdik. Başarılar burada söyleyeyim size. Saygılar bizden olsun. Selamlar bizden olsun. İyi geceler diliyorum efendim. İyi geceler. Alime. Keşke oralara gelmez olaydım. Bir gün olsun seni unutamadım. Fidan boynum seni görmez olaydım. Bu dertli gönlümü avutamadım. Fidan boynum seni görmez olaydım. Bu dertli gönlümü avutamadım.